Kırklar elinde yaşayan Bulgaristan vatandaşları Bulgaristan'daki genel seçimler için sandık başına gitti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesi'nde saat 07'den itibaren sandık başına giden Bulgaristan vatandaşları, Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu'nca genel seçimlerde Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışında oy kullanacaklara Kiril alfabesiyle sandık kurulu önünde dilekçe yazma mecburiyeti getirildi. Bazı vatandaşlar Kiril alfabesiyle sandık kurulu önünde dilekçe yazma mecburiyeti nedeniyle sandık görevlerine tepki gösterdi. Kiril alfabesiyle dilekçe yazamayan bazı vatandaşlarsa oy kullanamadan okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Kırklareli Balkan Türkleri Göçmen Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, uygulamayı doğru bulmadıklarını söyledi. Bazı vatandaşların Kiril alfabesini bilmediklerini ifade eden Ateş, uygulamayla vatandaşların anayasal haklarının kısıtlandığına dikkat çekti. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanmak için ülkelerine alınmamasınınsa çok yanlış olduğuna dikkat çeken Ateş, seçimlerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Bu alfabeyle ilgili bir sıkıntı oldu yine. Bu dönem sıkıntılar biraz fazla. Yaşlılarımız işte bu dilekçe konusunda yaşlılar, bazı burada doğan gençler bu alfabeyi bilmiyor veya yaşlarımız unutmuş, görmüyor. Yani bir sıkıntı yaşıyoruz şimdi. İnşallah yani bunu atlatmayı diliyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde bu şekilde olmaz ki yığılmalara sebep oluyor bu şekilde. Çünkü insanlar bazıları zorluk yaratıyor. Mesela ben diyor dolduramam diyor. Unutmuşum diyor ya da gençler biz bilmiyoruz diyor. Bu şekilde bir sıkıntı yaşıyoruz şimdilik. Bize göre demokratik bir şey değil bu. Yani şimdi tamam seçim olarak Bulgaristan parlamento seçimleri olabilir. Ama yani burada kullanılıyorsa burada biraz da ne bileyim mesela en azından Kiril alfabesiyle değil de insanların anlayabileceği bir şekilde, kendi yazabileceği bir şekilde olması daha mantıklı gibi duruyor şu anda. Bu tabii ki eğer bu uygulama bu şekilde yapıldıysa bu insanı düşündürmüyor değil. Yani temennimiz inşallah bu doğrultuda değil de onların kanunları diye düşünelim. Ama nasıl olduysa bu son şeyde değişti tabii bu kanunlar da. Temennimiz öyle düşünmemeler. Yani demokratik bir olay değil çünkü bu. Oy anlamında bir baskı tabii ki var. Olduğu için de işte bu alfabe devreye girdi. Bir baskı o anlamda hissediyoruz. Şu anda doldurmayanlardan bir iki, yani yazamayan bir iki ablamız biz yazamıyoruz dediler. Döndüler gittiler.